Merhabalar Medya Trend izleyenleri, CES 2018'deki turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Acer'ın yeni ürünlerini gösterdiği oldukça ilginç bir alandayız. Otellerin arka bölümünde ve sadece basın mensuplarına özel bir yerdeyiz. Elimde görmüş olduğunuz bu yeni üründe Swift 7 ve oldukça güncellenmiş dünyanın en ince dizüstü bilgisayarıyla beraberiz. Şimdi bu yeni ürüne hep birlikte beraber bakıyoruz. Evet, söylediğim gibi Acer Swift 7 dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı. 9 mm kalınlığa sahip tabii ki yaklaşık. Bu yeni ürün 14 inç ekrana sahip. Gördüğünüz gibi farklı bir tasarımda bu ekran sunuluyor. Alt bölümde kaldığınız zaman mini bir boşluk var ve kenarlarda görmüş olduğunuz gibi kasa menteşeleri alt bölümüne bağlantıyı sağlamış. Ekran 14 inç 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Ürün işlemcisine baktığımız zaman 7. jenerasyon Intel Core i7 işlemci kullanıldığını görüyoruz. Bu işlemci CI77Y75 adında. Adından da anlaşılacağı gibi Intel'in Core i7 mimarisine sahip ve oldukça hızlı olduğu söylenebilir. Ekran kartına baktığımızda ise Intel'in HD grafik yongasını kullandığını görüyoruz Acer Swift 7'nin. Tabii ki teknik özellikleri bu incecik ürünün saymakla bitmiyor. Bu kadar ince bir ürünün ağırlığı da önemli. İnce olduktan sonra ürünün biraz da hafif olması beklenir. Acer Swift 7 de tam bu özelliklere uygun bir ağırlık özelliğiyle karşımıza çıkıyor. 1.15 kilogram ağırlığa sahip bu oldukça ince ürün. Ürün üzerinde 8 GB RAM bulunmakta, 250 GB SSD bulunmakta. Bize gelecek yani EMEA bölgesine, Avrupa ve Türkiye'ye dağıtılacak ürünlerin özellikleri arasında yer alıyor bunlar. Yan bölümlerde USB Type-C girişler bulunmakta. Buradan konnektörler vasıtasıyla USB girişlerine ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bu USB girişler 3.1 desteğine sahip. Ayrıca sağ bölümde nano SIM girişi bulunuyor. Bu sayede bilgisayarı mobil ağa bağlayıp 4G, 4.5G bağlantıya da sahip olabiliyorsunuz. Ürünün klavyesinin sol bölümünde bir tane fingerprint yani parmak izi okuyucu yerleştirmiş. Bu sayede güvenlik özellikleri de üst seviyeye çekilmiş durumda. Giriş yaparken veya bir uygulamaya girecekseniz fingerprint'i tanımlayıp oldukça güvenli bir şekilde bilgisayara giriş yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bir webcam bulunuyor ama biz webcamleri normalde bilgisayarların ekranlarının üst bölümlerinde yani dizüstü bilgisayarların üst bölümlerinde görmeye alışmıştık. Acer Swift 7 de ekranın hemen alt bölümünde konumlandırılmış. Bu sayede görüntülü görüşme yaparken biraz hani kendinizi yukarı çekmiyorsunuz veya ekranı biraz daha aşağı indirip kendinizi ortalamanıza gerek kalmıyor. Alt bölümdeki bu kamera sayesinde kolaylıkla görüşmeler yapmanız mümkün. Ürünün biraz da tasarımından bahsedelim. Aydınlatmalı bir LED klavye bulunmakta. Bu da oldukça sevindirici çünkü bu kadar ince bir üründe aydınlatmalı bir LED klavye kullanılması imkansız gibi gözükebilir. Ama Acer Swift 7 de bunu halletmiş gözüküyor. Alt bölümde bulunan touchpad'in de oldukça şık olduğunu ve kullanımının iyi olduğunu söylememizde fayda var. Bunun yanı sıra metal bir gövdeye sahip. Bu büyük sorunlara yol açabiliyor. Özellikle Wi-Fi anteninin veya işte cihazın üzerinde bulunan 4G anteninin konumlandırılmasında. O yüzden Acer üst bölümde bir alan yaratmış. Şu an siz de görüyorsunuz. Bu alan sayesinde Wi-Fi veya 4G antenini daha iyi çekilmesi sağlanmış. Metal gövdeden de bunu ayrıştırmış. Tabii ki bu tarz ürünlerin yani mobil cihaz diyebileceğimiz bu kadar ince ve bu kadar hafif ürünlerin pil süresi de oldukça önemli bizim için. Acer'ın Swift 7 ürünü 10 saatin üzerinde bir batarya ömrü sunuyor. Bu da en beğendiğimiz özellikler arasında yer alıyor.